Evet, Kadırga Televizyonu'nun kıymetli izleyicileri, hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızın konusu efendim, tahmin edeceğiniz üzere 10 Kasım bu günün anlam ve önemi üzerine olacak. Malumunuz 10 Kasım 1938 yılında Hakk'a yürüyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin babası, hepimizin babası. Onu anlatmaya çalışacağız, dilimizin döndüğünce onu anmaya çalışacağız. Tabii yurt çapında çeşitli anma etkinlikleriyle anıldı, anılmaya da devam ediyor 10 Kasım haftası münasebetiyle. Biz de bugünkü programımızda, gündem ve güncel özel programında dilimizin döndüğünce Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmaya devam edeceğiz. Bundan sonra, daha önce anlattığımız gibi bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Stüdyoda tabii konuğum, kıymetli eğitimci ve yazar Ayhan Yazıcı hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu ekranları takip edenler Ayhan Bey'i de zaten yakinen tanıyorlar. Biz gündemi kendisiyle yeri geldiği zaman değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de yine Sayın Ayhan hocamızla birlikte 10 Kasım'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun verdiği mücadeleyi, soyunu, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet etmesini, yarınlara nasıl bakmamız gerektiğini Mustafa Kemal Atatürk'ün o tam bağımsızlık ruhundan anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet kıymetli hocam, şimdi tabii bugün özel, önemli bir gün. Az önce de ifade ettiğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü efendim. Kendisi 10 Kasım 1938 saat 9:05 geçe, ki bugün zaten sirenler eşliğinde ve sonrasında anma etkinlikleri düzenlendi yurt çapında, her yerde. Tabii 57 yaşında vefat etmiş, ruhunu teslim etmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, milletin babası, Türk milletinin babası diyebiliriz kendisi. Ve hemen şununla devam edeceğim, Atatürk'ün tabii doğumu, çocukluğu, askerlik hayatı, verdiği mücadele, arkasından genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl kurdu ve nerelere kimlere emanet ettiği, nelere dikkat etmemiz gerektiği, bunlara gireceğim ama izleyicilerimize özellikle tavsiye ediyorum. Hem bugünün önemine binaen hem de aslında her programın, her günün önemine binaen Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Hoş Geldin Atatürk adlı eserini bir kere daha bu vesileyle gündeme getirmek istiyorum. Başucu eserlerimizden bir tanesidir. Tüm halkımıza okumalarını önemli tavsiye ederim. Hatta birkaç defa okumalarını tavsiye ederim. Ben şahsen alıyorum, bir daha bakıyorum, bir daha şurada neydi. Ve ilginç hocam, her seferinde şu cümleyi okumuş muydum diye de kendi kendime şahsen ya, sanki hiç okumamışım gibi geliyor bana. O yüzden izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Yine bugünkü Yeni Mesaj Gazetesi'nde 2014 tarihli Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yazısı var. 10 Kasım Gerçek Atatürk'ü Anlamak. Hakikaten bu yazı 2014 yılında kaleme alınmış. Fakat bundan sonraki birçok yılda da, her yılda da eskimeyen bir yazı. Eskimeyen yazı. Hakikaten az önce ifade ettik ya, gerçek Atatürk'ü anlamak, 10 Kasım'ın anlamak, onun gidişini anlayabilmek, yaptığı şeyleri anlayabilmek adına Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in verdiği mücadele gerçekten takdire şayan. Sadece Atatürk konusunda da değil, bütün meselelerde devletine, milletine yol göstermesi aracılığıyla gerçekten Haydar Baş Bey'in yaptıkları, bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hocam, malumunuz şimdi Mustafa Kemal Atatürk tabii bir imparatorluğun, ki hocam Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz, çöktüğü, darmadağın edildiği, topraklara işgal edildiği, işgale uğradığı, milletin hor görüldüğü bir ortamda resmen, hatta bazıları hani klasik diyoruz ki işte küllerinden, ya belki de külleri bile dağıtılmak istenmişti koskoca bir imparatorluğun. Ama Mustafa Kemal o kararlılığıyla, azmiyle, milletinin adamı olmasıyla ve haktan aldığı güçle birlikte, milletinden aldığı güçle birlikte ve halktan aldığı güçle birlikte o verdiği mücadele gerçekten takdire şayan. 1881 yılında malumunuz Selanik'te
dünyaya geliyor. Tabi Mustafa Kemal'in 6 kardeş ve bunların 4'ü ne yazık ki küçük yaşlarda, çeşitli yaşlardayken, ufak yaşlardayken o dönem çeşitli hastalıklardan dolayı vefat ediyor. Atatürk ve sonrasında kendisi, tabi Atatürk'ten sonra da yaşayan malumunuz Makbule Hanım, Makbule Atadan hanımefendi yaşıyor hayattayken. Kendisi küçük yaşlarken, annesi de o yüzden, annesi Molla Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi üzerine titriyorlar. Hani çocuklarının birçoğunu kaybetmişler, aman çocuklarımıza da kalanlara bir şey olmasın diye üzerine titredikleri, Mustafa'm diye sevdiği Mustafa Kemal. Tabii eğitim öğretim hayatı çok başarılı bir isim Mustafa Kemal. Hani asıl şeyi ileride gerçekten neler yapabileceğini ta eğitim çocukluk yıllarından beri aslında gösteren bir insan. Çok iyi bir ortamda yetişiyor, çok iyi bir eğitim alıyor. Kaldı ki Atatürk'ün ailesi de biliyorsunuz hocam Anadolu'dan, Yörük Türkmenlerinden, Konya Karaman bölgesinden Balkanların Müslümanlaştırılması, Türkleştirilmesi amacıyla oraya gönderilen ailelerden bir aile. Ve Atatürk baba tarafından İmam Rıza Efendimiz'e soyu dayanan, anne tarafından da yine Mevlana Hazretleri'nin hocası Şems-i Tebrizi vasıtasıyla gene Peygamber Efendimiz'e dayanan, yani Ehl-i Beyt soyundan bir insan. Haydarbaş Bey'de bunları öğrendik hocam biz de. Hoş geldin Atatürk'ten bunları öğrendik yıllardır. Zaten ekranlarımızı izleyenler biliyorlar. O konuşmaları hala ekranlarda yansıyor. Tavsiye ediyoruz izlemelerini. Şimdi Mustafa Kemal eğitim hayatında parlak bir isim, öğrenci olduğu gibi aslında devlet başkanı olarak da, bir siyaset adamı olarak da, bir aile reisi olarak da çok mükemmel bir insan sayın hocam. Çünkü askerlik hayatına bakıyorsunuz, tek bir yenilgisi yok. Karşılaştığı her şeyde mücadelesiyle karşındakileri, ki İngilizlerin en çok yakındığı insanlardan birisi Atatürk'tür. Ne yapalım diyorlar karşımıza. Bu yüzyılın dahisi, o da Türklerden çıktı, o da bizim karşımıza çıktı şeklinde ifade ediyorlar. O dönem, kendi dönemin liderleri. Böyle bir isim var karşımızda. Ne yazık ki, ne yazık ki, bugün tabii onlara çok fazla girmek istemiyorum ama işte Atatürk'ün verdiği mücadeleyi böyle, nasıl diyeyim, kendilerince işte görmezden gelmeye çalışanlar da var. Oraya çok fazla girmeyeceğim. Onlara çünkü zaten hoş geldin Atatürk tokatı çoktan inmiş durumda. Biz gene Atatürk'ü, gerçek Atatürk'ü, hakikaten onu anlatmaya, tanıtmaya da devam ediyoruz. Çünkü bakıyorsunuz hocam, bugün ay yıldızlı al bayrağımızın altında toplanmışız. İşimizde gücümüzdeysek, ibadetimizi yapabiliyorsak, çoluk çocuğumuzla birlikte rahat içerisindeysek, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının ve biraz sonra siz de gireceksiniz belki, etrafında toplanmış olan Türk milletinin verdiği mücadeleye borçluyuz. Ben hep ifade ediyorum konuşmalarımda. Yani bu memleket işgal gördü. Bu memleket işgal yerlerinde İngiliz bayrağını, Yunan bayrağını, Fransız bayrağını gördü, İtalyan bayrağını gördü. Bunlar şaka değildi, çocuk oyuncağı değildi bunlar. Ya burası Rus bayrağını da gördü. Evet, gördü. Yani bu, bakın belki izleyenlerimiz şöyle bir hayal etsin, düşünsünler. Biz şakadan bir şey, olmamış bir şeyden bahsetmiyoruz. Yaşanmış. Ha belki siz, ben yaşamadık ama dedelerimiz bunu yaşadı. Hep ifade ediyoruz. Ya Mustafa Kemal ve etrafında kenetlenmiş olan Türk milleti o dönemde bu ülkeyi hakikaten hocam bizlere hani altın tepside emanet ettiler. Bunun kıymetini inanın ne kadar anlatsak, ne kadar ifade etsek de bilemeyiz. Çünkü o zor şartlar altında verilen mücadele, hani kendi ifadesiyle uçurumun kenarında yıkık, harap, dökük bir ülkeden içeride ve dışarıda saygıyla anılan yeni devlet, yeni millet, yeni medeniyet diye ifade ediyor. Hakikaten. Nutuk'ta da zaten milli mücadeleyi birinci elden, birinci ağızdan kendisi anlatıyor izleyicilerimize. Onu da okumayanlara tavsiye ediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele, yapmaya çalıştığı şey neydi? Kendisi ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bu aslında bizlere verilen görevdir hocam. Diyor ki, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak, yükseltecek olan sizlersiniz. Ve Cumhuriyet ilelebet
yaşamak zorundadır, payidar olmak zorundadır. Bize verilen bir görevdir bu aslında. Nasıl yapacağız? Atatürk'ü anlayarak, Atatürk'ün devrimlerini anlayarak, onun hayatını iyi anlayarak, verdiği mücadeleyi, kime karşı mücadele verdi, neye karşı mücadele verdi, devrimlerini neden yaptı? Her sene illaki hocam, sanki böyle bir yerden basılmışçasına gündem ediliyor. Yok harf devrimi şöyleydi, yok Türkçe şöyleydi, yok böyle oldu. Yani bunlara dedenin her sene... Dedenin mezar taşını okuyamadım. Evet. dedenin mezarını buldun da mı okuyamadın? Evet. O da ayrı. Ya o dedelerin bize bu vatan orasından işin bakmıyor da, yani o dedenin emanet ettiği vatanla ilgili bir şeyler, fikirleri geliştir. Ya şimdi hocam işin bu tarafından baktığınız zaman da, bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında sağlığında başlıyor zaten onunla ilgili dedikodular. Kendisi onlara tabii cevap veriyor. Bazıları diyor şöyle konuşuyor ama diyor istedikleri gibi. Milletim beni biliyor, milletim beni bakar diyor. Ya düşünün, mal varlığının tamamını bunlar bana ağırlık veriyor diye bağışlamış bir isim. Hangimiz, hangi mal, neyimizi millete ben bağışlıyorum veya şey yapıyorum diye bağışlayabiliriz, edebiliriz. Bu aynı zamanda çok inançlı bir isim olduğunu da gösteriyor. Zaten yıllardır hep Mustafa Kemal Atatürk'e işte dine karşı lakayt falan filan, kendi döneminde onu kendi ifade ediyor zaten diye ona iftiralar atmaya çalışmadılar mı? Evet, ama ismi üzerinde iftira. Çünkü en iyi aslında bunu iftira atanlar da biliyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk, onları da biliyorlar. Bu gerçek bir dindar, gerçek bir Müslüman, soyu Ehl-i Beyt'e dayanan samimi bir insan diye bildikleri için ona yükleniyorlar. Hakikaten. O yüzden ya Mustafa Kemal bırak yaptıkları şeyi idrak edebilmek bile aslında belli bir kapasite istiyor. İdrak edebilmek bile. O yüzden onu anlamak bugüne has sadece olmamalı. Yılın tamamında onu anlamalı. Evlatlarımıza onu iyi anlatabilmeliyiz. Çocuklarımıza hakikaten Atatürk sevgisini iyi aşılayabilmeli. Çünkü rol modelimiz hocam bizim Mustafa Kemal Atatürk olmalı. Rol model. Her milletin kendine örnek aldığı bir rol model olmalı. Bizimki, bakın orada şeyler de dönüyor. Bizim rol modelimiz Mustafa Kemal Atatürk olmalı. Hep ifade ediyoruz. Batı'nın veya bir başkalarının yaptığı gibi bizim süper kahramanlar, peleriniyle uçanlar, şunlar bunlar aramamıza gerek yok. Bizim süper kahramanımız var zaten. Mustafa Kemal Atatürk. Ve gerçek, yaşamış bir lider. Sadece onu örnek almamız, verdiği mücadeleyi anlamamız, çocuklarımıza, çevremize anlatmamız, gelecek nesillere aktarabilmemiz bizim için süper kahraman olarak yeter. Rol modelimiz Atatürk olmalı diyorum ben. Hocam buradan sözü böyle size devretmek istiyorum. Siz girişte neler söylersiniz? Karşılıklı şey yapabiliriz. Tabii Allah razı olsun. Evet değerli hocam, iyi bir giriş yaptınız. Ben de başta Mustafa Kemal ve arkadaşlar olmak üzere İstiklal Harbi'ni yapan şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ve bir daha öyle günleri milletimizin yaşamasına temenni ediyorum. Evet. Şimdi Mustafa Kemal doğuştan hani lider olunmaz, lider olarak doğuldu. Bu doğuştan evet. Gelen bir hal, Allah'ın vericisidir. Sen istesen de ben istesem de bir lider olamam. Niye? O özellik yok bende. Bunu zorlamayla da olmaz. Ama Mustafa Kemal bakıyorsun ilkokul çağından itibaren kendini ortaya koyuyor. Hatta matematik öğretmeni olmuş işte Kemal ismini veriyor. Evet, evet. Sen de Mustafa, benim de Mustafa. Bir ayrım yapalım burada. Bu ayrım da evet, ortaokul Kemal, değil mi? Evet. Matematikte süper. Bakıyorsun liderlikte yani öğrencilerin önüne geçmede, fikir beyan etmede, yeni bir takım fikirler ortaya koymada, hep sorgulamada, yani bir şeyi kabullenmeden önce onu iyice irdeliyor. Evet. Araştırıyor, soruşturuyor ve akla ve mantığa uyuyorsa kabul ediyor. Yoksa körü körüne efendim o öyle dedi tamam kabul ettim, böyle dedi kabul ettim olmuyor. Tabii bu evet. Konular şey olarak işlendi, bayağı her zaman yapılıyor. Şimdi Mustafa Kemal öyle bir dönemde okul hayatı cereyan ediyor ki Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi. Yükseliş, hani kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve dağılma. Artık devlet yama tutmaz hale gelmiş. Ordu bir başka halde, siyaset başka bir halde, saray başka bir halde. Yetmedi, isyanlar çıkmış. Rusların ifadesiyle hasta adam. Hasta ve ölmek üzere yani evet. Komaya girdi giriyor.
Ve bunlar bu işi nasıl uzatırız? Kimisi hemen ölmeni istiyor, kimisi de biraz daha şartlar olgunlaşsın da ben daha arslan payını alayım diye bekliyor. Tabii bu ortamda Mustafa Kemal okul hayatından sonra biliyorsun askere rüştüye giriyor. Ve burada o hem ordunun yapısını hem memleketin gidişatını hem dünyanın gidişatını o yıllarda irdelemeye başlıyor. Onlar üzerinde görüş beyan ediyor, düşünceler üretiyor. Bunun meselenin sebebi nedir, ıslahı nedir, tedavisi nasıl olur? Bunları irdeliyor, inceliyor ve hatta harbiyedeyken kendi el yazısıyla beraber bakıyorsun bir gazete çıkarmaya çalışıyor. Arkadaşlarımla fikir münakaşaları yapıyor. Onları bir noktaya getiriyor ve ülkenin çıkışı için çıkış yolları arıyor. Fırsat bu. Tabii o dönemde de sıkı bir takip var. Hani istibdat dönemi. İstibdat dönemi. Bunda da biraz da devletin gidişatının bozuk olmasından ne olur ne olmaz her konuşan şey olursa serbest bırakırsak aksi tesir yapar endişesi de var. Tabii çare üretemeyince de ne yapılıyor? Muhafazakar yani mevcudu koruyabilmenin hesapları yapılıyor. Ama çıkış yolu olarak tabii çıkış bulamıyor. Yani o dönemde sizin de malumunuz. İşte çıkış olarak Türkçülüğü savunanlar var. İşte batılılaşmayı savunanlar var. Osmanlıcılığı savunanlar var. İşte İslamcılığı savunanlar var. Hepsinin kendine göre bir görüşü var. Bir haklılık payı var. Ama Mustafa Kemal işi temelden ele alıyor. Askerin bir kere bu yaşlı kadrodan, yaşlı subaylardan temizlenmesi, askerin gençleştirilmesi, hatta kendisi kurmay subay olmasına rağmen diyor ki kurmay subaylar da dahil olmak üzere yeniden sınava alınmalı. Yeniden sınav yapılarak liyakatli olanlar ve genç olanlar bu işe devam etmeli. Ve ordu mutlaka, askeri sınıf mutlaka siyasetten, devlet idaresine karışmaktan geri çekilmeli. Bunu her ortamda, her fırsatta dile getiriyor. Yazılarıyla beraber, çıkardığı gazeteyle beraber, kendi arkadaşlar arasında bu fikri işliyor. Tabii bu jurnalleniyor. Yani hemen istihbarat eliyle, işte şöyle şöyle yapıyor, böyle gidiyor. Hatta bir keresinde yargılanıyor ve 3 ay yanılmıyorsam, 3 ay bir ceza alıyor şeyinden ama vazgeçmiyor. Siyasi konularda görüşler, yeni ekonomik model kendince bir hazırlık yapıyor. Yani o işine giriştiği zaman ve İstiklal Harbi'ne başladığı zaman damdan düşersin gibi işte nereden başlar, nasıl yapacağız diye olaya girmiyor. Önceden planını, programını, projesini ve fikriyatını ve altyapısını kendi şeyinde yapmış bir kadro. Kendini kabul ettirmiş ki subaylar arasında, kendi emsalleri arasında Mustafa Kemal öne çıktı. Yani kendini ispat etti. Bu konuda, gerek askeri konuda, gerekse diğer konularda yetkili olduğunu, çözümleri olduğunu herkes görmeye başladı. Bu saraya kadar intikal etti. Tabii bu şeyin olumlu yönü olduğu gibi olumsuz yönü de ortaya çıktı. Yani onun öne çıkmasını istemeyenler ne yaptılar? Onu ekarte etmeye, ne bileyim geri plana itmeye, zaten hatta işte derler ki Suriye'ye gönderilmesinin bir sebebi de şeydir, hani saraydan uzaklaşsın ama o memleketin çeşitli safhalarında, Suriye'de, Mısır'da, ne bileyim Libya'ya gidiyor isyanet sırasında, İtalya'dan çıkarma sırasında. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak. Evet. Buralara gitmesinin bir sebebi de o bölgeleri, o coğrafyayı tanımak. Orada olanları müşahede etmek, çözüm yollarını ortaya koymak ve bu konuda gelecekte yapacak olduğu çalışmalara bir ön hazırlık yapma şeysiledir. Ve hayatı malum cephelerde geçiyor. Yani savaş alanlarında hiçbir vazifeden, savaştan, askeri hizmetten geriye durmuyor. Hatta geriye bırakılma, hatta bir ateş emirleri olarak yapılıyor. Sofya'ya gönderiliyor. Ama orada savaş çıkar çıkmaz hemen askeri alanda ne istiyor? Vazife almak istiyor ve Çanakkale cephesine ve Liman Van Sentresi'nin yönetimi altına gönderiliyor. Ve o gençliğinden itibaren başladığı hayatını, okul hayatını kurmay subay olarak
tayin edildiği zaman da devam ettiriyor ve neticede bakıyoruz ki herkesin teslim olduğu bir noktada Mustafa Kemal hayır diyor. Biz bitmedik. Biz ölmedik. Ve bizi ölmeye, öldürmeye gelenler de diriltmek de vazifemizdir. Ya işte, hatta ya bir ara kendisini öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Bir adam tutuyor bir tane şeyi, yaveri. Ona git, onu şey yap, öldür. Yani bu kararı da veriyorlar. Adam geliyor, ismini şu anda unuttum, şeyde var. Hocam birçok suikast. Var da şeyde, subayken şeyde. O da geliyor İttihat Terakki iktidarı döneminde. Tabii onların da yanlışlarını söylüyor, onlarla başta beraber hareket ediyor ama daha sonra giriştikleri şeylerin, usulün fikir ayrılığına ve şeylerin doğru olmadığını evet. ve bu kadar işin şeye gitmemesi gerektiğini, denilenle yapılanın birbirini tutmadığını görünce de onları da tenkit etmeye evet. başlıyor ve çözüm yolu şey yapıyor. Evet. Onlar da bundan rahatsız olunca en iyisi kestirme yol. Bundan ne yapalım? Kurtulalım. Kurtulalım. Tabii adam onu öldürmeye geliyor, oturuyor sohbet ediyorlar ve bakıyor ki denilenle karşılaştığı insan çok farklı ve itiraf ediyor. Bak diyor, ben diyor buraya seni öldürmeye geldim. Ama diyor, seni dinledikçe senin öldürmediğin, beni sana öldürmeye gönderenleri öldürmek niyetimdi şimdi. Yani onu öldürmeye gelen ne yapıyor? Onu da diriliyor. Tekrar evet. geriye geliyor. Bu evet. da bir evet. bilginin, inanmışlığın evet. ve ne bileyim liderliğin bir neticesidir. Evet. Evet. Dolayısıyla hayat, yaşantı ve hayatı kolay yaşamadı, rahat yaşamadı. Tabii bunu bizim oturduğumuz yerde işte savaş alırsın, ne bileyim onu yaparsın demek kolay ama onu yapmak ve evet. o şartlarda herkesin bittiği ve ümitini kaybettiği bir noktada onun şeye ne bileyim evet. bitmeyişi, tükenmeyişi, çözüm üretmesi her insanın yapabileceği bir iştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu yönüyle de çok farklı bir insandır. İşte Mustafa Kemal'i yanındaki arkadaşları dahi birçokları anlamaktan aciz kalmışlardır. Ve onu anlayamadıkları için de çoğu kez onun düşüncelerine, hareketlerine karşı çıkmışlardır. Ama zaman içerisinde yanlış yaptıklarını görmelerine rağmen tabii de iş işten geçmiştir. İşte Mustafa Kemal'in diyebilirim ki en şey yönü, nasıl diyeyim ona, yani zorlandığı yön arkadaşlarının kendisini anlayamayışıdır. Yani en yakındakiler. En yakındakiler dahi. İstiklal Harbi'ni evet. beraber yaptıkları insanları, evet, İstiklal evet. Harbi'nden sonra iş şeye yönetime geldiğinde bakıyorsun ki biri sağdan, biri soldan, biri öteden, biri beriden başlıyorlar şeye, ona karşı gelmeye, onun yaptıklarına itiraz etmeye. Sanki başka bir insanla bu mücadeleyi verdiler. Evet. İşte o konuda da muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamı rahmet ve minnetle anarak Mustafa Kemal'i diyebilirim ki en iyi anlayan ve anlatan insan olmuştur. Dolayısıyla Mustafa Kemal ikinci kez Profesör Doktor Haydar Baş hocamın Hoş Geldin Atatürk adlı eseriyle yeniden milletin gündemine geldi ve gerçek kişiliğiyle gündeme gelerek bugün unutulma noktasına veya ya, o da bir insan işte bu dedikleri kadar da değil. Yani bazıları Atatürk'ün hani karikatür olur ya, alırlar insanın bir uzvunu gayet büyütürler, diğer uzuvlar gölgede kalır. Sanki o insan sadece o uzvuyla var gibi. Şimdi Mustafa Kemal'in de anlatanlar, ne bileyim şeye yazanlar, Mustafa Kemal'in aldılar askerlik yönünü. İşte o savaşa girdi, bu savaşa girdi. İşte orada galip geldi, burada galip geldi. Mustafa Kemal bir asker. Hep savaş meydanında. Aile hayatı yok, siyasi hayatı yok, ne bileyim kültürel hayatı yok, ekonomik konuda hiçbir şey bilmeyen, hiçbir görüşü olmayan bir insan şekline getirdiler. Halbuki bakıyoruz ki Mustafa Kemal'in anlaşılmamasının en temel nedenlerinden birisi de kanaatimce Mustafa Kemal'in çok yönlü olması. Yani evet. her yönüyle mükemmel bir insan olması, her sahada kendini yetiştirmiş olması, onu anlamaya çalışan insanların ise maalesef yetersiz tek cephelerin tamam. olması. O cepheden baktığı zaman, atıyorum dört cephe varsa adam bir cepheden bakıyor, üç cepheyi göremiyor. Hocam bir örnek vereyim müsaadenizle. Buyur.
Ya yani saltanatın kaldırılacağı evet. günlerde evet. biliyorsunuz 3 Mart 1924 öncesi işte saltanat kaldırılacak veya hilafet de olabilir. En yakındaki, az önce ifade ettiniz ya, en yakındaki Refet Bey veya Rauf Orbay olması lazım. Rauf Orbay. Ya işte hani acaba kaldırmasak mı ya işte nasıl yapsak diye Atatürk tabi dediğiniz gibi dönüyor. Ya diyor hayırdır. Daha dün diyor bizim hakkımızda idam kararı verenler bunlar değil miydi? Sen şimdi diyor kalktın. Bir şey diyorsun diyor. Hayırdır diyor. Yani dediniz ya. Evet. O anlamayanlar diye. Hakikaten en yakındakilerin diye. Yine onun sözünden. Daha sonra ne diyor? Hiçbirimiz de diyor olmasaydık o gene diyor Mustafa Kemal için Rauf yaptıklarına Orbay. Gene yapardı. Ama diyor biz diyor o olmasa bizim tamamımız bir araya gelsek onun yaptıkları şey olmazdı. Malumun ilanı hocam. Bu da ne kadar sonra teslim. Yani, evet. yani şeyi olan olduktan sonra hatta Rauf Orbay'dır işte hani Cumhuriyet ilan edileceği zaman arkadaşlar yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz. Ama ondan öncesinde muhterem hocam da öyle yapardı. Bir siyasi parti kurmadan önce kuralım mı kurmayalım sen söyle. Sorardım, sen söyle evet, bir şey yapardı, evet. işare yapardı. Herkesin fikrini alır, görüşünü alır. O da Cumhuriyet'i ilan etmeden önce arkadaşların görüşünü ne yapalım, ne edelim, nasıl yapalım, ne düşünüyorsun filan. Rauf Orbay orada diyor ki ya benim diyor babam diyor saray şeysinde yetişmiş diyor. Ben işte padişahın ekmeğiyle yetiştim bak. Evet, evet aynı konudan bahsediyoruz. Doğru. Evet. Yani dolayısıyla ben kaldırılmasına yana değil işte ehli emaneti şeyine verelim, evet. sahibine verelim. Evet, evet. Ya şimdi oradaki mantığa baktığım zaman ben hemen aklıma şu geliyor. Ya ekmek niye padişahın oluyor? Bu millet çalışıyor. Millet çalışıyor. Sen ben çalışıyorum. O padişaha da sen bakıyorsun. Evet. Saraya da sen bakıyorsun. Millet bakıyor. Hı. Millet de kendi ihtiyacını çalışmasının neticesinde yapıyor. Hı. Ya sarayın şeysi nedir burada? Oradaki bir yöneticidir, idarecidir. O da milletin isteği doğrultusunda, milletin menfaati doğrultusunda gelirleri, giderleri, hesapları yapıp taksim etmesini ve pay etmesini yapması gereken bir kurum. Bir teşkilat veya bir şahsiyet. Şimdi aynı mantık günümüzde de geçerli. Yani millet kendi ürettiğini, kendi yararına kullanmasını, pay etmesini bekler. Dolayısıyla böyle yapılması da gerekir. İşte orada Mustafa Kemal ne diyor? Arkadaşlar diyor, milletin idaresi için, milletin geleceği için en iyi idare şekli cumhuriyettir. Evet. Zaten hocam da eserinde beyan ediyor. Hı hı. Hani Cemalettin Çelebi Efendi ile beraber istişare yaptıktan sonra zaten ismi orada konuluyor. Evet. Yani hı hı. cumhuriyet ne saltanata benzer, ne krallığa benzer, ne teodali veya şeye, feodaliteye benzer, hiçbirine benzemez. Hı hı. Ayrı bir idare şekildir ve İslam'a da en uygun yönetim şekli de budur. Dikkat ederseniz bize şeylerde denir işte dört halife döneminde şeydi demokrasi işletildi şeklinde ama orada evet. da bile şeylik var. Ama cumhurun yani millet ha ne diyor orada Mustafa Kemal bunu derken de ayet ve hadise dayandırıyor konuları. Ha ne diyor evet. yeryüzünde bir halife yaratacağım ve o yaratıp kendinden ruhumdan üflediğim zaman diyor meleklere Cenab-ı Hak ona diyor ne yapın secde edin diyor. Bu kim? Adem. Adem Aleyhisselam yeryüzüne iniyor ve yeryüzünde Allah'ın halifesi. Dolayısıyla diyor ki yeryüzündeki inanan insanlar aynı zamanda Allah'ın halifesidir. Ve her birinin Allah'ın hükümlerini hem yaşamak hem de yaşatmak vazifesi vardır. Dolayısıyla tek kişinin vazifesi değil, inanan bütün insanların vazifesi. Dolayısıyla inanan insanların da bir yönetime katkıda bulunmaları gerekir. Ama bunu bu çeşit hani demokrasi çeşitleri de işte okutuyoruz değil mi? Şeyde, evet, evet. İşte doğrudan doğruya demokrasi, hı-hı. temsili demokrasi filan. Mustafa Kemal onun ön şeylerini yapıyor zaten. Diyor ki milletin diyor yönetime en geniş alanda şekliyle katılmasını sağlamak mümkündür. Sağlamak gereklidir. Bunu da yapabilmenin yolu milleti temsil eden temsilcilerin evet. seçilmesidir. Hani bütün milleti bir araya toplayıp hepsinin görüşünü almak mümkün ama bölgelerden ne yapılır? Milleti temsil eden temsilciler evet. çıkar. Onlar bir yerde toplanır
Ve bu şekilde, bu da dar bir zümreye verilemez diyor. Dar bir zümreye verildiği zaman o milletin isteklerini gerektiği şekilde karşılayamaz ve şahsi istekleri ortaya girer ve beklenmeyen sonuçlar çıkar. Dolayısıyla da vekillik, seçilmişlik olayını gündeme getiriyor ve bu şekilde de Cumhuriyeti ve ardından da meclisi ve parlamentoyu devreye sokmak suretiyle yeni bir yönetim şeklini koyuyor. Tabi bunu diğer insanların padişah kültürüyle, saltanat kültürüyle yetişmiş, o hayata alışmış olan idareciler de dahi, subaylar da dahi, ne bileyim siviller, şeye de dahil olmak üzere anlamakta zorlanıyorlar. Ve dolayısıyla insan da anlamadığı ve kavrayamadığı şeylere genelde yaratılış icabı, fıtrat icabı karşı çıkar. Ve Mustafa Kemal'e burada muhalefet edenler epey olmuştur. Ve dolayısıyla da Mustafa Kemal onları da ikna edip kendisi hayatta iken belli bir rotada yürütebilmişse de, ama Mustafa Kemal öldükten sonra maalesef o itiraz edenler yineden eski şeylerine dönmek suretiyle Mustafa Kemal'in başlattığı ve önemli bir seviyede getirdiği gerek devrimler, gerek sanayileşme, gerek iktisadi, ekonomik bağımsız bir ekonomi modelini ortaya koyarak yürüttüğü çalışmalar sekteye uğradı ve bu da her geçen gün açı yaparak günümüze kadar geldi ve görüyoruz ki günümüzde işte bütün sıkıntıların temelinde Mustafa Kemal'i anlayamamak, Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu ilkeleri, devrimleri anlayamamak ve eğitimde de maalesef o hani neye güvendi? Hani öğretmenler, öğretmen yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. O yeni nesil yetiştiren öğretmen Mustafa Kemal'i ne kadar anladıysa o kadar anlatabildi. Ama sonra öyle Mustafa Kemal'in ölümünden sonra bakıyoruz ki eğitim sahasında, ekonomik sahada, askeri sahada, siyasi sahada Mustafa Kemal'in düşünmediği tam bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık, siyasi askeri bağımsızlıklardan yavaş yavaş işte iş birliği, az birliği, yok şu birliği adı altında sapmaların başladığı ve Mustafa Kemal'den başka bir Mustafa Kemal ortaya çıkarılarak amaçtan uzaklaştırıldı. Ve Mustafa Kemal dinsizdir, Mustafa Kemal hiçbir şey yapmamıştır. Bir savaş, hatta bazıları çıktı ne dedi? Ya neredeyse eskiler harbini de yapmadık diyecekler utanmazlar. İşi bu noktaya. Abi bunun kendi ifadesi Atatürk de öyle diyor. Yani neredeyse diyor. Hatta yaptıklarımıza da sahip çıkacak bunlar. Öyle. Yani, maalesef yani. Sanki onlar yapmış gibi. Sonra işte duyduk işte üzüldük ama şey değil. Keşke Yunan kazansaydı. Diğerine kadar işi o da getirdiler. Tam bir şeydi gerçekten. Yani bu basiretsizlikte, anlayışsızlıkta, hasette ama yanlış ve olmaması gereken şeyler. Tabii burada 5. kol faaliyetleri hemen ne yapıyor? Devreye giriyor. Çünkü Mustafa Kemal'le milletin arasını ne kadar açarsam zaman mı doluyor şey mi? Mustafa Kemal'le milletin arasını ne kadar açarsam düşman o kadar razı olacak, rahatlayacak ve önden alamadığını sonra şey yapacağım. Şimdi Mustafa Kemal'in askeri yönüne baktığımız zaman az önce belirttiğin gibi mükemmel bir asker. Girdiği hiçbir savaşta mağlup olmamış. En zor şartlarda askerin ümidi olmuş ve herkesin bittiği dediği yerde bakıyorsun ki o sıfırdan başlıyor ve garip geliyor. Hani diyorlar paşam asker yok, kurulur, para yok, bulunur. Nitekim de öyle yapıyor da hani hakikaten hani hocam kitapta anlatıyor ya, arabayı buluyor, arabanın lastiği yok. Lastiği buluyor, benzini yok. Benzini buluyor, şoför yok. Ama buna rağmen eyvah demiyor, peş demiyor. Hepsini tedarik edip gidiyor bu. Her insanın yapabileceği bir iş değildir. Kesinlikle. Ha, bir insan dediğim, hani yiğidi öldür ama hakkını ver. Yani şimdi bunu tarafsız olan, vicdan sahibi olan her insan Mustafa Kemal'in emsali içerisinde, çağı içerisinde onu aşacak, onu geçecek bir şahsiyetin olmadığını ve tek ve mükemmel bir insan olduğunu ve aynı zamanda dindar olduğunu
hani Ehl-i Beyt'ten geldiğini, anne tarafından peygamber sülalesine, baba tarafından peygamberimiz sülalesine bir düşen, hani hocamın ifadesiyle ana tarafı Ehl-i Beyt, baba tarafı Ehl-i Beyt, ortada nur topu gibi, nur topu gibi, gül gibi bir Mustafa Kemal. İşte evet. Allah böyle bir insanı o zor şartlarda bizim milletimize nasip etti, önüne geçti. Çünkü bu millet demek ki o nur gibi insanı, o Ehl-i Beyt soyundan gelen şeyi hak etti. Cenab-ı Hak da gönderdi. O da vazifesini yaptı ve Allah'a temiz bir insan ve son nefesinde de dedi, ve aleyküm selam diyerek ruhunu evet. Hakk'a teslim etti. Şimdi Mustafa Kemal'in bu bıraktığı emaneti kime bıraktı? Gençliğe bıraktı. Ey Türk evet. Gençliği diye ki yazdığı hitabesi. O günkü şartlara baktığın zaman onda da kerametleri var. Yani öyle şeylerle karşılaşacaksın ki buna rağmen pes demeyeceksin, ümitsizliğe düşmeyeceksin. Ve vazifene, o vazifede nedir? Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ne ilelebet yaşamasını sağlamak için çalışmak, sahip evet. Çıkmak. Evet. Bu diyor senin kanında, aslında nedir o, DNA'nda var. Dolayısıyla bunu harekete geçirmek sana düşen. Ve bakıyoruz ki böyle bir gençlik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde atasına sahip çıkan, emanetine sahip çıkan ve o şartlara, bugünkü olumsuz veya zor şartlara rağmen yine böyle bir gençliğin var olduğunu ve ebediyete kadar var olacağını da biz inanıyoruz, ümit ediyoruz ve görüyoruz. Evet. Daha devam edeyim hocam, mi? Hocam şimdi teşekkür ediyorum. Bir açılış aslında, bir şey yapıştırsan. Evet, şöyle ki hocam aslında yönetmenime bakıyorum herhalde süremizin kısıtlı vakit olduğu için tabii. Evet. Biz aslında şunu özet yapmaya çalıştık. Maalesef. Çünkü yani sadece devlet adamlığını konuşsak bir program, askeri yönünü konuşsak bir program, eğitim hayatını konuşsak bir program, devletini... Diplomatik alanda evet, diplomasi. Yani hepsi ayrı bir program. O yüzden biz şu anda yani özet yapmaya çalıştık evet. Hocam. Yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor herhalde. O yüzden... Ben teşekkür ediyorum size kıymetli görüşleriniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet eylesin. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, ifade ettiğim gibi biz burada bugüne özel Mustafa Kemal Atatürk'ü hani özet bir şekilde süremizin el verdiği bir biçimde ifade etmeye çalıştık. Yoksa konuşulacak elbette çok şey daha var. Onun vefatı, Ankara'ya gidişi, götürülmesi, defnedilmesi, Anıtkabir'e nakli, bu sırada milletin o anki durumu, ölmeden önce çok büyük rahatsızlıklar, çok büyük acılar içerisinde olmasına rağmen önünde çok büyük Hatay sorununun olması ve ondan dolayı sanki hiçbir şey yokmuş gibi gene milletinin önünde durması, askeri tatbikatlara katılması, doktorlarının ısrarlarına dinlenmeniz lazım ısrarlarına rağmen yine milleti için son anına kadar çalışması hakikaten çok daha konuşulacak şey var ama en azından bir özet yapmış olduk efendim. Yani kısacası Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrünü tamamını milletine adamış bir insan ve hatta elinde sahip olduğu ne varsa hepsini milletine bırakmış, devletine bırakmış bir insan. Vasiyetiyle bu sabit çünkü. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Nice onu anacağımız yıllar olsun. Yine evlatlarımıza onu layıkıyla anlatabilelim. Çünkü yarının varisleri, yarının büyükleri onlar. Onları anlatabilelim. Her yönüyle vatanımıza sahip çıkmayı bilelim. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle Atatürk bayraktır, Atatürk vatandır, Atatürk birleştirici harçtır, Atatürk tam bağımsızlıktır diyorum efendim. Hepinize bu akşamlık hayırlı akşamlar diyorum efendim. Sağ olun.